Merhaba arkadaşlar. Yöz Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle İstanbul Üniversitesi'nin duyuruları oldu. Çok istenilen ve en çok girilen bir sınav olduğu için bununla ilgili video çekmem kaçınılmaz bir şey. Öncelikle benim burada işte listeyi belki görmüşsünüzdür. Zaten üniversitenin kendi sitesinde var bu liste. Bu bize ne anlatıyor? En azından önümüzdeki bu geçtim bir dahaki sınava girecek arkadaşlar için bir kılavuz olabilir. Şimdi Sınav kolaydı arkadaşlar. Bunu baz alarak kimler kaç puanla nereye girebilmiş bunu göreceğiz. Üniversiteyi tebrik etmek lazım. Böyle bir listeyi bizde paylaştığı için en azından bir bilgi sahibi oluyoruz. Hızlı geçeceğim arkadaşlar. 5 dakikalık bir video diye hedefliyorum. Şimdiden başlayalım. Acil durum ve filan tek tek okumayacağım ama buradaki 2 ve 4 yıllıklara dikkat edelim. Eğitim süresini. 2 yıllıklarda bakıyorsunuz 32 ve 36'larda almanız bile yeterli oluyor. 4 yani açık öğretim 35 ve 54 arasında gezerken işte bizim en çok se seçtiğimiz bölümlerden bakalım. Ee, Sosyal hizmetler evet, falan. Burada 30'lu küsür görüyorsunuz. Yani 50'yi geçmiyor genelde. Şuralar 80'ler olanlar var. Bakın arkadaşlar 80 olan var. 77 olan var. Bunlar büyük ihtimal severek yazmamış olabilirler. Çünkü e, genelde yanlış tercihlerden yapılıyor. Yani e, bunları ortalara yerleştiriyorlar. Açıkta kalmayayım diye. Sonra da maalesef yerleşemiyorlar. E, yani ee, yanlış yaptığı için iyi yere yerleşeceği için buraya yerleşmiş oluyor öyle söyleyeyim. En çok en çok merak edilen işletme ama bunlar uzaktan öğretim olduğu için görüyorsunuz yine çok fazla yükseliş yok. Cerrahpaşa tıp belki işlerinden sadece tıp, diş, eczacı merak edilenler arasındaydı. Ee, görüyorsunuz tıp %98.4 arasında değişmiş. Burada Cerrahpaşa İngilizcesi Minimum yani hepsi yüzde girmiş. Görüyorsunuz. Yüz. Başka bir alternatifiniz yok. Tam yapmışlar yani. Şimdi diş hekimliği fakültesine baktığımız zaman bu da yüzde 98 arasında e, değişmiş. Eczacılık normale baktığımız zaman 98 92. Diğer İngilizce olan eczacılığa baktığı zaman 98 ile 93. Şimdi diğerleri ne yine bana en çok sorulanlar arasında Alman dil edebiyatına bakalım. 6853. bu arada şöyle açıklayayım. Bu listenin yok kararından dolayı yok karar hani biliyorsunuz bazı Türk vatandaşlığı olanlara haklarını %10 diye sınırlandırdı kontenjanlarını. Burada bu liste yenilenmiş mi bunu bilemiyorum. Eğer yenilenmişse bu bazı mağduriyetleri doğurmuştur. Yani tıp kazanan bir öğrenci hakkı bitip çünkü şu an yenilenerek duyuruldu size. Onlardan dolayı bir Instagram'da yine duyuracağım. E, kimleri kazanmış, ne yapmış, hakkı elinden alınan var mı gibi. Burada önemli arkadaşlar. Çünkü e, dediğim gibi bu YÖK'ün kararından dolayı duyurdu. Üniversite de bunu duyurdu. Evet YÖK'ün aldığı kararı uyguladı. Yeniden listeyi düzenledik dediler. Bakalım ne kadar e, hakkaniyetli olmuş. Ona bakmak lazım. O yüzden e, öyle değerlendirelim. Alman dili ile ilgili konuşursak 50 ile 70 arasında bir puan. Diğerlerini hep görüyorsunuz. 40 ile 60 arası değişiyor. Şimdi buraya baktığımız zaman genelde tercümanlık soruluyor. Bakın 55 yani burada bizim hedefleyeceğimiz şey e, özellikle 65 70 segmenti bizim için yeterli olacaktır. Tabii ki daha yüksekleri olursa iyi olur. Psikoloji çok soruluyor arkadaşlar. Bakın psikoloji 87 95 görüyorsunuz. Çok yüksekle kapatmış. İngiliz Dili Edebiyatı yine sorulanlar arasında ama çok fazla bir yükseliş fark etmiyor e, moleküler genetik var 84-93 soruluyor ve matematik biraz yüksek almış bu sene Hemşerik 70 ile 96 arasında görüyorsunuz Almanca öğretmenliği yani öğretmenlikler genelde yine normal e, normal şeyinde kapatmış hukuk arkadaşlar 90'la 97 arasında kapatmış hukuk fakültesi mühendisliklere bakalım bakın bilgisayar mühendisliği yine zirvede 93-100 arasında Deniz Ulaştırma İşletme 76 ile 92 yine e, yüksek sayılır. Diğer mühendislere bakıldığı zaman ta ki jeofiziğe kadar gelindiği takdirde 86 93 var. Jeofizikte 43'e kadar düşüyor görüyorsunuz ya da kimyada. Çünkü buralarda pek fazla iş sahibi bulunmuyor. E, diğer bölümlere baktığım zaman kimya mühendisi nispeten yüksek ama makine mühendisi de aynı şekilde yüksek. Maden mühendisinde yine Aynı şekilde biraz düşük kapatılmış. Çevre mühendisi de aynı. Bu büyük ihtimal e, buralarda e, belli bir sınırlandırma puanı yapmamışlar. Bazen sınırlandırıyorlar. 60 aşağısı mühendise giremezdi. Burası iyi olmuş. İnşaat mühendisine baktığımız zaman yine yüksek kapatıyor ama bir çevre mühendisine baktığın zaman düşük alan puanı da var. E, orman endüstrisi, orman ya da perişan mimarlığına baktığımız zaman düşük kapatmış arkadaşlar. En azından minimum alanı söylüyorum. Sonra odyoloji çok soran olmuş 80 görüyorsunuz. Fizyoterapi çok soran olmuş 87-96 ya da ebeliği soran olmuştu 65-85. İyi gün arkadaşlar. Buralar çok da kötü değil. Normal işletmeyi soran var bakın 61'e kadar düşmüş. Sonra başka sivil havacılık ve ulaştırma kabin. Mesela bu işleri düşünenler olabilir 60 zaten buranın bütün segmentine baktığımız zaman bütün bölümlerine ee, göreceğiz. Mesela veterinerlik var veterinerlik 75'te 92 arkadaşlar yani bir hedef koyacaksak kendimize e, buraları göz ardı almalıyız mesela İstanbul'da bir iktisat düşünüyorsak bakın 70 üzeri sonra İstanbul tıp İstanbul tabi bunlar biliyorsunuz fakültelere ayrıldığı için ayrı ayrı değerlendiriliyor. Şimdi ilk önce burayı da okuyup bitireceğim. İktisata bakalım arkadaşlar. Yine görüyorsunuz ya da işletme. İlahiyat biraz daha düşük kapatmış. 3 tane ilahiyat açıldığı için tabi puanlar inanılmaz derecede düşmüş. 44'e kadar düşen var. Ee, inki, bir de ikinci öğretimi var bunun. Bu biraz daha düşmüş. Sonra İstanbul Tıp. Görüyorsunuz bu sene 4 tane tıp açıldı. Bir Cerrahpaşa tıp, bir Cerrahpaşa İngilizce tıp. Şimdi İstanbul tıp. Ee, yine 98 ile 100 arasında. Görüyorsunuz arkadaşlar ikisi de. E, işletme yine aynı şekilde 62'ye kadar düşüyor. İngilizcesi biraz daha yüksek kapatıyor. E, puanlar bu kadar arkadaşlar. Görüyorsunuz bizim hani sizin çok sorduğunuz tıp, diş ya da diğer bölümler e, hedeflediğiniz yerler buna göre olmalı. Yani burada seneye de mi böyle olacak mantığıyla bakarsanız e, çok fazla bu sınava giren öğrenci olduğu için ve tabii ki giren olduğu için burada da yüz yapan öğrenciler fazla oluyor. Diğer üniversitelerin azalan biraz daha şansımız az oluyor. Buna kıyaslayarak kendimizi değerlendirelim. YÖK'ün aldığı karardan dolayı etkilenen arkadaşlar bu videonun altına yazsın. Etkilenmiş veya evet bölümüm değişti diyen arkadaşlar yazsın. Bakalım kim ne kadar etkilenmiş, durum neyi gösterecek konuşalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.